Selam millet, Tek Nefes serisinin yepyeni bir bölümüyle bayağıdır çekmiyoruz ve çok random bir oyunla karşınızdayım, zar attım. Umarım iyidir, umarım güzel bir şeydir ama büyük ihtimal bitirebileceğiz. Onun gözyaşları benim ışığımdı diye mükemmel bir başlangıç yapıyor. Karanlık ve hiçlik dört bir yandaydı. Bir noktada düşünmeye başladım. Burada bir şey olması gerekmiyor mu? Bir şey herhangi bir yerde. O yüzden aramaya başladım. Tam olarak neyi aradığımı bilmiyorum. Ama dolaştıkça uzakta bir ışık fark ettim. Ah, bu biz miyiz? Yanına gittiğimde başka bir tane buldum ve başka bir tane. Yanan parlak ışıkların bir izi sürekli parıldayarak karanlıkta küçük delikler açarak gezindiler ve uzaklaştılar. Beni büyülediler. Kaynağa ulaşana kadar yürümeye karar verdim. Ne oluyor ya? Ah! Bu kim be? Bir kız buldum. Yıldızların olduğu yatakta oturuyordu. Nasıl bir yerdeyiz? Çok güzel bir manzaraydı. Allah Allah, öyle miydi? Anı kaydedildi. Burada birisi var. Ben ne indirdim ya? Birisi geldi. Uzay. Birisi geldi diyor uzay. Ağlıyor musun? Bunu ben soracağım. Ona ne söylemeliyim? Sen Ken ağlıyor musun? Pardon ama... Bana da zaman diyor. Pardon ama ağlıyor muydun? Çok yalnız hissettim ben. Durduramıyorum. Tam sorun değil. Ağlamam problem. Sadece rahatla biraz. Ama artık birisi var. Birisinin geleceğini düşünmemiştim ama buradasın. Yaşasın, çok mutluyum. Eğer mutluysan ağlamayı bırak cidden uzay. Ha? İsmimi nereden biliyorsun? Harbiden ismini nereden biliyoruz? Benim de ismim Zaman bu arada. Bilmiyorum, sadece ağzımdan çıkıverdi. Onun ismini nasıl biliyordum? Hiç bana söylemedi. Ama onunla ilgili bir şey çok tanıdık hissettiriyor, eski bir dost gibi. Pekala, bizim adımız Zaman. Bu adil değil. Kendimi tanıtma fırsatım bile olmadı. Ve şimdi senin ismini sormak zorundayım diye kızıyor bize uzay. İsmim Zaman. Uzay Zaman. Abi bir dakika, nasıl bir metaforun içindeyiz biz? Zaman. Ramazan. Evet, merhaba. Bana Zaman derler. Ne yapıyorsun? 8 kere söylemek hatırlamamda yardımcı olur. 8'in yana dönmüş hali sonsuzluk. Bu şekilde asla unutmayacağım. 8 kere bir şeyi 8 kere söylersen unutmazsın çünkü. Anlıyorum. Uzay kardeş. Peki Zaman, nereden bilmiyorum başlangıç. Şimdi benim ismim. Bu arada nasıl bir oyun ya bu? Benim ismim Zaman. Zaman bir başlangıç. Tan gelir ya da bilmez. Zaman kendini bilemez. Ama başlangıç, bir başlangıçtan geliyorum. Ona bir isim verecek olsaydım başlangıç derdim. Evet, ona bunu derdim. Başlangıç. Evet, başlangıçtan başlamak mantıklı. Öyle mi? Mantıklı mı? Hiç mantıklı gelmiyor. Bu şu anda olduğumuz yeri orta mı yapar? Ya bilmiyoruz ki şu an tam olarak neredeyiz. Ama buradan başladın değil mi? Orta diyebilir miyiz bilmiyorum. Diyebiliriz. Burası değişti. Değişti mi? Evet, artık benimlesin Zaman. Yani öncesi başlangıçtı ve şimdi orta. Kendi halinde mantıklıydı. Bu kız bayağı açık sözlü. Aa, bir dakika, soru geldi. Yani eğer bir başlangıç varsa sonda mı var? Kim bilir, muhtemelen. Açıkçası bir şeye başlangıç dememizin bir sebebi var uzay. Bu da onun son olduğu gerçeği. Mantıklı olurdu böyle olması için. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Nasıl olduğunu merak ediyordum. Ediyorum. Ne oldu lan? Niye ya son üzücüyse? Başlangıç yalnızdı. Sonda yalnız olacak mı? Bunu istemiyorum. Gene ağlamaya başladı. Çok fazla ağlıyorsun değil mi? Bütün gün ağlıyor musun uzay? Evet, çünkü bak, ne zaman ağlasam yıldızlar ortaya çıkıyor. Ya az önce ağlarken bu arada gözyaşları yıldız olarak çıkıyordu salağın. Fark etmiştim ama söyleme kabalık olur diye düşündüm yani ben. Çünkü ilk defa gözlerinden yıldız çıkartan bir uzay gördüğüm için. Açıklayamıyorum ama bir şekilde beni daha az yalnız hissettiriyorlar. Ya öyle mi oluyor? Yani başlangıçtan beri burada yıldız mı yapıyordun?
Evet, anlarsın ya, hiçbir şey olmadığında ben bir şey koymak istiyorum, anladın mı? Sen şimdi uzaysın. Bak, anlamam gerekiyor. Çok hızlı gidiyoruz ve ben de zamanım. İkimiz birbirimizin bir parçasıyız. Oğlum çok garip lan. Sanırım anladım. Ne tür şeyler yaparsın zaman? Evreni hareket ettirmek. Evreni zaman hareket ettirir. Tabii ki hareket eşittir. E eşittir mc kare. Evreni hareket ettirebilirim. İleriye, geriye, daha önceden deneyimlemiş olduğum bir ana atlayıp... Bir dakika. Hayır. Ne yaptım? Bir dakika. Bu eğer... Boyunun sonunu direkt görebilirim. Şu an boyunu bitirebilirim. Bu bir tek nefes. Ben kayıtta mıyım bilmiyorum ama bu şu an bitebilir. Bunu az önce bir şeye bastım. Burada ileri sara bastım ama bir şey oldu. Bunun için bir düğmem var. Ekranın altında. Eğer geri sarma düğmesini kullanmazsam... geri sar. Ve eğer sıkışırsam her zaman sıfırlayabilirim ama şimdilik... Tamam az... Ay dur. Bir dakika, bunu deneyeceğim. Eğer geri... Abi sarıyor muyum? Yıldız yapmak... tamam bir dakika dur. Anladım. Az önce galiba sıkışacaktık. Bilmiyorum nasıl olacağını bilmiyorum ama az önce sıkışacaktık ve ben bunu engelledim. Öyle yapmak üzere olduğumu nereden anladın? Benim gücüm bu. Önceden ağladın o yüzden... Anladınız mı? Geriye gittik. Şimdi ona gücümü gösteriyorum. Vay canına, inanılmazsın zaman. Bir şey değil cidden. Oğlum normalde bak şimdi görsel roman. Okey. Geri sardığın zaman sadece geri sarmış olursun. Ben az önce geri sarıp şimdiki konuşmaları değiştirdim. Ve uzay biraz etkilendi. Ne var biliyor musun? Seninle yeni tanıştım ama zaten birbirimizi tanıyormuşuz gibi hissediyorum. Seni ilk gördüğüm anda adını biliyordum. O yüzden belki bu his doğrudur. Evet, bu arada biz... Gerçi o yazıyor ama bilmiyorum ya. Ama önceden seninle böyle konuştuğumu hatırlamıyorum. Tıpkı sen olan şeyi değiştirmeden önce ağladığımı hatırlamamam gibi. Tıpkı sen olan şeyi değiştirmeden önce onu... Bu cümle birazcık ağır kaçtı. Bir paradoks olmalı. Hey, beni nasıl buldun ki? Yıldızlarını takip ettim ve seni buldum. Eğer ayrı düşersek ağlayabilirim. Bu şekilde beni her zaman bulabilirsin. Tabii ama seni ağlatma düşüncesini sevdiğimi sanmıyorum. Seni burada benimle olduğun sürece zorunda kalmayacağım. Tamam, biz kızı uzay, bildiğimiz uzay, ağladığı için yıldızlar etrafa saçıldı ve biz onu bir zaman olarak... Ben biraz yeniden yalnız kalmaktan korkuyorum. Tamam, sakin ol, gene gözleri doldu. Pekala, yanında kalacağım. Zaten başka biri varmış gibi görünmüyor, o yüzden gitmek için bir sebebim yok. Başka biri olan... Bir dakika. Uzay, zaman ve mekan. Eğer yeni biri katılacaksa bu mekan olmalı. Evet. Bir dakika bir şey diyor. Eğer başka biri varsa sence de onu aramamalı mıyız? Bence onu aramalıyız. Onu aramalıyız. Bu çünkü bizi tamamlar. Onların yalnız hissetmesini istemiyorsun değil mi? Evet, anladığın için çok mutluyum zaman. Ya rica ederim. Başka birini bulmak için boşlukta beraber dolaştık ama tek bulduğumuz karanlıktı. Ah be! Ve ne kadar karanlık bulduysak uzay o kadar ağladı. Onun ağlamasını görmeyi sevmiyordum. Onun yalnız hissetmesini istemiyordum. Neyse ki önerdiğimde dinlemeyi kabul etti. Dinlenmeyi, pardon. Uzaydayız, bazen olur. Bir süreliğine gözlerimi kapattım. Ama yeniden açtığımda yine karanlıktaydım. Uzay... Yanıt yok. Anı kaydedildi. O gitti. Ne oldu? Bütün yıldızlar da gitmiş. Bir hata mı yaptım? Buradan gözlerimi kapatmadan öncesine soracağım. Tamam, geri gitmemi istiyor. Anladım. Salak değilim, tamam mı? Biraz zamanı geri alacağım. Çünkü bu benim işim. Biraz geri alacağım. Bu kez gözlerimi kapatmayacağım. Oha bak, bu dinamiği çok sevdim. Bu kez gözlerimi kapatmayacağım. Dikkatimi vermeliyim. Böylece her şeyin karanlığa bürünmesine sebep olan şeyi kaçırmam. Pekala. Daha geri gitmeme gerek yok herhalde. Burası olmam gereken yer. Zaman, bir anda çok ciddi göründün, diyor bize uzay. Kızım bak şimdi bak. Biraz sıkıntı bir durum, tamam mı? Bana bırak. Biraz zamana bırakalım. Tuhaf bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyorum.
tuhaf bir şey mi? Oo, kainatı incelerken uzaktan bir grup yıldızın silindiğini fark ettim. Bu arada ileride lanet olası uzayın silüetine benzeyen bir şey var. Pekala. Garipliği fark ettim. Boşluğun karanlık arka planından dolayı zar zor görebiliyordum. Burada gerçekten birisi vardı. Onu fark ettiğimi anladığımda kayboldu. Biraz önce onun dikildiği yere gözlerimi kısarak bakıyor, uzaktan onu yeniden kolayca bulabileceğimi düşünüyordum. Ama aniden o ortaya çıktı uzayın arkasında. Bu şey aslında karanlığı sembolize ediyor. Bu bir karanlık. Bu kesinlikle. Sen nesin? Hiçlik. Evet, bu kelime kulağa hoş geliyor. Tam olarak. Ama bir şey söyleyeceğim. Birbirinize benziyorsunuz. Ama hiçlik biraz daha hiç gibi. Ay! Ne oldu? Bir dakika. Ne oluyor? Bir dakika dur. Tamam. Tamam, bu olması gereken şeymiş. Uzayın içinden geçti. Bir şekilde onun varlığını silerek. Etrafımızdaki yıldızlar o kaybolurken sönükleşti ve yok oldu. Bu önceden yaşanan şeydi. Bu gözümün ondan ayırarak kaçırdığım şeydi. Ha, biz az önce uzayla takılırken bir anda olan şey buydu. Berbattı. Durmasını istedim. Nip. Önceden uzayın durduğu yerde şimdi sadece hiçlik vardı. Uzaya ne yaptın ve yıldızlara ne oldu seni gudubet şey? Bütün güzelliği aldın, şimdi geriye kalan tek şey boşluk. Ama böyle de güzel değil mi? Hayır, beğenmedim. Uzayı geri getir. Yıldızlarını geri getir. Eğer öyle istiyorsan anlayana kadar seni bu ana kitleyeceğim. Bir daha yukarıda yazan şey neydi? Lanet içlik. Sen yapıyorsun çok... Hayır. Bir dakika, bizi kilitledi. Zamanı bir yere kilitleyebilir mi hiçlik? Gerçekten buna yetisi var mıydı? Hayır. Pekala, bunu kabul etmeyeceğim. Ama ben ne yapabilirim? Eğer baştan başlarsam bunu değiştirebilirim hiçlik bey, hanım. Yoksa bu döngüde hapsolacağım. Bir dakika, ben mi yap... Ah! Pekala, garip bir oyun oynuyoruz. Kayıtta mıyım bilmiyorum ama tek nefes yapmayı özlemişim. Pekala sürtük. Karanlık ve hiçlik dört bir yanaydı. Bir dakika, bu her... Tamam. Farklı bir cümle kurdu. Bakın, uzayı bulmam... Ve adımları tekrar ettiğimde uzaktan onun ışığını gördüm. Bu tekrar... Uzay oradaydı. Yıldızlardan oluşan bir yatakta oturuyordu. Tıpkı hatırladığım gibi. Pekala. Hiçliğin tam öncesini hatırlamam gerekiyor. Çünkü bir şey yanlış yaptım. Onu tekrar yapmamam lazım. Birisi geldi. Ben geldim. Merhaba. Bir dakika, sen hatırlıyor musun? Sen ağlıyor musun? Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Korkunç bir şey yaşandı sandım ama buradasın hala. İyi olduğun için mutluyum. Ha? Abi, kız hiçbir şey hatırlamıyor mu? Bana sanki beni daha önce hiç görmemiş gibi. Abi ben zamanım. Bak, ben geriye giderim ama bu kız gidemez. Bu kız... Bir dakika. Ben şu an gelecekten geldim. Ben şu an bu kızla gelecekten konuşuyorum. Merhaba. Future. Çünkü tabii ki beni daha önce görmemişti. Bu uzay yeniydi. Olanları hatırlamasını nasıl bekleyebilirim? Onu canlı ve iyi görmenin heyecanı arasında bu kuralı unutmuştum. İlk anıyı yeniden canlandırmayı deneme kararı aldım. Boş ver. Pardon ama ağlıyor muydun? Çok yalnız hissettim ben. Tamam. Bu kız aynı. Bu kız şimdi gene o kız, anladınız mı? Bizim hiçlik kısmını çözmemiz lazım. Ama artık birisi var. Birisinin geleceğini düşünmemiştim ama merhaba, ne haber? Yaşasın. Bakın gözlerine bakın. Yani göz damlalarına bakın. Göz yaşlarına. Eğer mutluysan ağlamayı bırak cidden uzay. Şimdi ismini nereden biliyorsun muhabbeti? Tabii ki ismini biliyorum. İlk seferde söylememene rağmen biliyordum ki şimdi zaten bilirim. Çünkü söylemezken bile bilirken bildiğim zaman nasıl bilmeyeyim? Değil mi? Bu adil değil. Kendimi tanıtma fırsatım bile olmadı. Tamam. Ben zaman, sen uzay. İsmim zaman. Zaman, evet, kesinlikle zaman, Ramazan 8 kere yatık neydi, bir şey öyle bir şey. Ne yapıyorsun? 8 kere söylemek hatırla... Ay tamam, evet, sonsuzluğun şey hali, kesinlikle. Tamam, bunu evet, biz şimdi biliyoruz, kız bilmiyor. Tamam, bunu artık bu kadar. Peki zaman, nereden...
Ah, ben buna ilk de ne demiştim lan? Ben buna ilk de ne demiştim? Allah kahretsin. Şimdi gelecekten dersem ne yaşandığını sorabilir. Bilmiyorum diyeceğim. Zaman bilir ama ya. Başlangıçta... Bir dakika, ben buna cevap vermedik mi? Ben niye cevap verdim ya? Bir şeyin sonu var mıdır falan dedi herhalde. Ben başlangıç diyeceğim. Ona bir isim vereceğim. Aa, dur dur. Şimdi şey diyecek. Burası orta mı falan yapacak. Dur dur. Ha, bak. Evet 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 evet. Ama buradan başladın değil mi? Orta diyebilir miyiz bilmiyorum. Bilemiyorum Altan. Diyebiliriz, burası değişti. Değişti mi? Evet, artık benimlesin zaman. Yani öncesi başlangıçtı ve şimdi orta. Ortayı değiştirebildim yani. Oha, evet evet değiştir. Bir dakika. Ha tamam, şimdi bizim soru geldi. Zaten görmüştün tabi demeyeceğiz. Ceza şarkısı kim bilir? O bu onu üzer. Kim bilir diyelim. Hadi biraz ucu açık bir cevap verelim. Biraz politik. Bilmiyorum, henüz görmedim kız. Önceden gördüklerim son olmak zorunda değil. Bunu değiştireceğim. Evet. Muhtemelen vardır. Ya son üzücü? Eyvah, gene gözleri doldu. Ben burada ne yapıyorum? Biz hatayı nerede yaptık ya? Çok fazla ağlıyorsun kız. Evet, evet. Çünkü nedendi? Evet, göz yaşları ve benim onu bulma sebebim. Evet, baştan işte belli oldu halde. Açıklayamıyorum ama bir şekilde beni daha az yalnız hissettiriyor. Evet, anlarsın ya, hiçbir şey olmadığında ben bir şey koymak. Tamam, bu kız full aynı bu arada. Ve biz her şeyi biliyoruz. Bu korkunç hissettiriyor lan. Pekala. Ne tür şeyler yaparsın? Bu arada yeni seçenekler eklendi. Bakın, kaderi değiştirmek diye. Ben kaderi değiştirebilirim. Ne zaman kötü bir şey yaşansa geri sarıp iyi bir şey olması için değiştirebilirim. Bunu hatta az önce yaptım. Bunu gerçekten yapabiliyor mu? Nasıl? Evreni hareket ettirebilirim. İleri geriye daha önce deneyimlemiş olduğum bir anı atlayabilirim. Sana da atlayabilirim zaman olarak. Vay, kulağa zor gibi geliyor. Evet, bazen zor oluyor. Bazen inanılmaz zor oluyor. Bazen karıştırıyorum. Farklı yerlere gidiyorum. Ama bu güçle iyi şeyler yapabiliyorum. Tıpkı senin yıldızların kainatı aydınlatması gibi geleceği aydınlatıyorum. Bu çok havalı. Çok havalısın zaman. Yani işte derler. Evet, sanırım biraz öyleyiz. Ne var biliyor musun? Seninle yeni tanıştım ama zaten... Allah Allah, bir şeyler... Uzay, sen bunu nasıl bilebilirsin? Bu his... Ama bir dakika, hayır hayır. Hayır hayır. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Bu onun o değil ama, hayır. Ama önceden seninle böyle konuştuğumu hatırlamıyorum. Ne tuhaf. Ki sen beni ilk gördüğünde de bunu söyledin. Oha, ne oluyor lan? Sanırım öyle şeyler sadece ben... Öyle şeyleri sadece ben hatırlayabiliyorum. Hey! Beni nasıl... Gözyaşların. Yıldızları takip ettim ve seni buldum. Evet. O şimdi şey diyecek. Evet, hep ağlarım falan yapacak. Ben de ağlamanı istemiyorum diyeceğim. Şu şeye bir daha geçelim ya. Ben biraz... Tamam, gene korktu. Gene güven vereceğiz. Ha. Burada biraz yatmamız... Tamam. Başlıyoruz bakalım. Bu sefer doğru yapacağım. Yani neyi doğru yapabilirim bilmiyorum ki. Pekala. Pekala. Evet, işte buradayız. Pekala, elini tuttuk. Bu hiçliğin bize hiç yaklaşamayacağı anlamına geliyor. Ama bu imkansızdı. Bu his hiç mantıklı olmasa bile sadece daha sıkı tutmamı sağladı. Ben uzaya tutunduğum sürece hiçlik onu alıp götüremeyecekti. Burada yatabilir ve yıldızları seyredebilirdik ve başka hiçbir şey yapmayabilirdik. Böylesi bana yeterdi. Ah, dur, farklı bir sahne. Zaman, sana bir şey sorabilir miyim? Nedir? Önceden ne oldu? Neyi değiştirmek için geri geldin? Ya önemli bir şey değil ya. Bir tek seni içlik yutup tamamen paramparça edip her şeyini mahvedip seni öldürüyordu. Ayrı düştük. Olamaz. Ama yıldızlarımı takip edemez miydin? Edemezdim. Artık onları yapamıyordun. Öyle kadar kötü bir yerdi yani. Bu evet, çok terrible. Evet, öyleydi. Çok korkunçtu. Geri geldiğin için mutluyum. Eğer birbirimizi bulamasaydık ben de bunu değiştirmek isterdim. Öyle mi? Sessizlikte bir süreliğine yattık. Uzayın benim bir şeyi beklediğimi anlayabildiğini hissine... Sen bir şeyi bek... Biz bir şey... Uzayın... Aa evet! Hiçliği bekliyoruz. Tabii ki gerizekalı. Ne olduğunu sormadı. Ona tutunduğum sürece endişelenecek hiçbir şey yoktu. Hiçlik eminim uzayın yıldızlarının ışığına ulaşamadığı bir yerden bizi izliyordu.
Hazır olmak istedim. Ortaya çıktığında onu durdurabilmek istedim. Ama uyuyakaldık. Ya neyse söylemeyeceğim. Hah geldi. Hayır. Yine yaşanmasına izin verdiğim uzayı kaybettim yine. Zaman, artık geriye gitme. Neden? Neden bunu yapıyorsun? Beni yine buraya hapsetmek için yapıyor değil mi? Anı kaydedildi başka bir son. Biz hangi son? Hiçlik bana kal diyor. Kal! Kal, 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 kal. Ne oldu? Bir dakika. Karanlık, karanlık ve hiçlik dört bir yandaydı. Yapmam gerekeni biliyordum. Uzayı aramaya başladım ve dolaştıkça uzakta tanıdık bir ışık fark ettim. Aa bu gene burada. Ne haber kız? Seni kurtarmak istiyorum. Ben bunu yapacağım. Ben bu kızı korkutmak istemiyorum. Pardonum ağlıyor muydun? Çok yalnız hissetti tamam. Keşke diğerini sorsa mıydım lan farklı bir şey söylerdi. Yaşa sen çok mutluyum. Eğer mutluysan ağlamayı bırak cidden uzay. İsmi... Abi yapma. İleri sarayım mı lan? Neyse dur ya. Tekrar ağzıma çıktı diye burada ayıflanıyoruz. Bu adil değil. Tanıt kendini. İsmim Zaman. Zaman zaman Ramazan 8 kere yatan iyi şey. Evet. Ama öncesine döndüm adamın. Evet oğlum bu ses ne kadar salak ya. Peki Zaman. Bu sefer gelecekteyim bu lan. Biraz korksun. Gelecekten geldim. Deseydin bana inanır mıydın? Yapayalnız olduğumu sandığımda beni haksız çıkarttın. O yüzden ne dersen inanacağım. Ayrıca içimden senin güvenebileceğin biri olduğuna dair bir his var. Oğlum sen hatırlıyorsun da bana numara yapıyorsan bak senin var ya yemin ediyorum seni muhafederim. Sevindim ve doğru gelecekten geldim. Daha önce tanışmıştık ve sen bu boşluğu başka birini veya başka bir şeyi bulabilir miyiz diye aramak istemiştin. Bu kulağa benim yapmak isteyeceğim bir şey gibi geliyor. Birini... Aa kız inandı lan. Hatta. Biri bizi buldu. Onun adı Hiçlik. Biraz kötü biri. Hiçlik mi? Seni ve yıldızları kaçırdı. Yıldızlarını kaçırdı. Bunu önlemeye çalışıyorum yani. Şu an uğraştığım şey bu. Proje ödevim bu. Üzgünüm. Aa, beni alıp götürmelerine izin verdiğim için üzgünüm. Senin suçun değil salak. Sen de yapayalnız olmak istemiyorsun değil mi? Eğer sen de benimle aynı hissediyorsan acıtmış olmalı. Sorun yok. Ben geriye dönüp böyle şeyleri engelleyebilirim. Lütfen ağlama. Tamam. Ha gene buradayız. Uzaya tanışmamızın bildiğim diğer versiyonlarını da anlattım. Ona hiçlikin bir şekilde gücünü kısıtlayabildiğini, beni döngülere hapsedebildiğini ve ortaya çıktığında onu durdurmam için geriye sarmamı engelleyebildiğini söyledim. Ve uzay yardım etmek istedi. Eğer beraber çalışırsak bir şansımız olabileceğini söyledi. Bak sen, bu canavarla tek başıma savaşmamdan daha iyiydi. Pekala. Hiçlik sadece dikkatimizi de... Evet bak ben geçen gözlerimi kapattım direkt geldi. Direkt çap. Öyleyse ilk hamleyi yapmak zorundayız ama ne yapmalıyız? Bilmiyorum neler yaşanacağını bilecek kadar geriye gidebilseydim onarabilirdim ben. Bir şeyleri öğrenebilmenin tek yolu senin alıp götürüldüğünü görmek. Bunun oluşunu tekrar izlemek istemiyorum. Zaman. Sıkı çalışıyorsun değil mi? Yardım. Ne yapabilirsin ki uzay? Uzay zamanı büküyordu. Ya sarıldı çok güzel. Yalnız hissetmeni istemiyorum. Hala buradayım. Yani umarım senin için bir şeyler yapabilirim. Bir süre böyle kaldık. Oğlum bak. Gelecek bir şey söyle. Oh, samimiydi güzel hissettirdi. Evreni tam şu anda durdurmayı düşündüm. Oha bu kadar büyük Thanos. Sonuç olarak ilerlemek korkunç şeylerin tekrar olmasına sebep olabilirdi. Ve akışa bırakıp bırakmamak bana bağlıydı. Ama korkmamam gerektiğini biliyordum. Çünkü yalnız değildim. Geldi. Bu sefer niye gel? Hiçlik çoktan kendini göstermişti. Neden bunu yap? Bir şey diyeceğim. Bu kız neden sitemkar? Doğru kelime değil mi? Sitem. Sitem etmek. Hiçlik bu. Bak vur ablası vur. Neden bana benziyor? Bunu ben de söylemiştim. Kurdelelerini değil de daha çok... Sen kopyasın. Neden silinmiş olarak... Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi?
Uzun zamandır bu konseptte bir anime arıyordum. Yani kötü sandığımız kişinin sen kopyasın dedi lan. Bir dakika, ne oluyor? Ne ol? Aa, Uzay koş, ben onu dur. Hiçliğe sarıldı Uzay ve benim kaçmamı istiyor. Ama senden ayrılmak istemiyorum ki diyor. Geçici bir süreliğine seni daha sonra bulacağıma söz ver. Bu arada sarılan biziz. Özür dilerim. Geçici bir süreliğine seni daha sonra... Bundan hoşlanmadım. Bundan hoşlanmadım. Hiçlik de gitti. Göz açıp kapayıncaya kadar hiçlikin bedeni varoluştan silindi. Benim ellerimden kayıp gitti. Anı kay... Tekrar ve tekrar. Ve yine Uzay gitmişti. Yapabileceğim hiçbir şey yok muydu? Ne yaparsam yapayım hiçlik beni yendi. Kaderi değiştirme çabalarım sadece Uzay'a zarar verip durdu. Ah, zaman. Efendim, sen niye böyle yapıyorsun? Neden bana bakmıyorsun? Uzay alıp duruyorsun. Tabii ki de bunu yapan birine bakmak istemem. Ha, kızın yüzüne bakmıyormuşuz. Onun için mi ağlıyorsun? Hiçlik, sen kimsin? Umutsuzluktan o kadar kendimi kaybettim ki gözyaşlarımı zar zor fark ettim. Ne kadar garip, bu kadar kolay ağlamam. Uzay her zaman ve işte yine oluyordu. Onu mümkün olduğundan daha uzun süre tanıdığım hissi. Bu hisleri anlamıyordum. Ben de anlamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Tekrar sıfırlamayacak mısın? Ne fark eder eğer sen hep gelip böyle yapacaksan? Tekrar dedi. Öyleyse o diğer zamanları da hatırlıyor. Wow, daha önce sorduğum zamanları. Sen nesin? Ben hiçliğim. Boşluk, açıklık. Ne demek istersen. Ne zaman bir şey olsa onu hiçbir şey yapmak istiyorum. Anlıyor musun? Bu his bana çarayı anımsattı. Lanet olsun. Şimdi şey diyormuş. Yapabildiğim için yapıyorum. Neden bunu yapmak istiyorsun? Sadece Uzay'ı götürmek için mi varsın? Uzay beni götürmek için var. Neden anlamıyorsun? Açıklamak mı zor? Ay. Bir dakika. Ben kayıtta mıyım ve bu hiçlik neyin peşi? Zaman, lütfen dinle. Yapmayacağım. Ben seni dinleyeceğim. Yapmayacağım değil. Ben seni çok... Seni kesinlikle dinleyeceğim. Lanet olsun, şu an sana aşırı derecede inanmaya başladım. Sen bir şeyleri biliyorsun ve bana söylemedin. Seni dinlemek istiyorum lanet sürtük. Konuş. Ne söylemek istiyorsan söyle. Tamam. Eğer bütün bunları neden yaptığımı bilirsem onu durdurmanın bir yolunu bulabileceğim. Ama ona baktığımda kalbimde başka bir his oluyor. Sempati mi, neden? Evet, ben bu arada aşırı şey yaptım. Hiçlik son. Hiçlik sonu varsa yapacağım. En başlarda yalnızdım. Hayır, neden duygulanıyorum? Hayır, bir dakika dur. Dur, bey pazarı maden suyu. Kesinlikle bu bütün duygularımı yok ediyor. Tekala. Sadece ben ve şu anda bizi soran büyük, boş, sonsuz karanlık vardı. Bir kere geri alabilir miyim? Tamam, yalnızmış. Sadece ben ve şu anda bizi soran büyük bu. Bizi saran. Soran ne ya? Bazen düşünüyordum. Bundan daha fazlası olmasını istiyordum. İşte o zaman hiçbir şeyden bir şeye dönüştüm. Pekala. Bu senin ilk oluştuğun zamandı. Zaman. Bakın, sağ üstte çıktım. Bir dakika, hiçlik bizim varoluşumuzun sebebi mi? Hey. O noktadan itibaren sanki her zaman oradaymışız ve olacak olan her şey bizimmiş gibi geldi. Bir zaman ve bir uzay. Başka kimseler yok. Bunu sevdim bu arada. Beraber çok eğlendik. Sonsuza kadar sürer sandım. Ama sonra benim ışığım söndü. Ve sen durdun. Sen durdun ama ben hala buradaydım. Oha. Bir dakika. Sen kopyasın. Ben hala buradaydım ama sen geride bıraktın. Ananız. Sonun tekrar gelmesini bekledim. Belki sana orada ulaşabilirim diye. Şu an el ele döndüğüm kişi Uzay. Siri bir dur ya.
Ama ne zaman gelse yine geri alırdın başka yeni bir ben ile olmak için. Başka bir uzay beni çok kıskandırdı. Beni bulman için çok bekledim ama nasıl yapabildin bunu? Ağlayamadım. Aga biz bayağı salağız. Ben o yüzden onu hatırlıyorum. Seni takip edebileceğim bir ışık yaratamadım. Yeni ışıklar buldun. Onun yıldızlarını. Bak dur öyle olmadı. Hayır. Şu an sana hesap vermem gerekmiyor. Dur. Bu nasıl doğru olabilir? Hiç öyle bir anım yok. Uzayı unutmam imkansız. Ama unuttun. Tekrar ve tekrar o her zaman içliğe dönüyor. Bana dönüyor. Sen de her zaman... Hasikti. Hiç benimle kalmıyorsun. Her zaman uzay ile kalmak istiyorsun ama hiçlik... Ben seninle... Çünkü benim karanlığım o kadar güzel değil. Onun yıldızlarını her... Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bu fikrim yok. Lütfen. Her şeyi sildim. Bütün evrenleri ve bir taneyle yeniden başladı. Sadece senin ve benim için. Ve her seferin... Ama uzay da her zaman orada. Ve her zaman ona gidiyorsun. Bu yüzden mi hatırlayamıyorum? Sen evreni sildin ve o anıları sakladın diye mi? Bütün evrenler artık nasıl biliyor musun? Sen ve uzay berabersiniz. Ve ben yalnızım. Bu yüzden... Sonu sana daha hızlı getirmek... istedim. Senin nasıl geri almanı engelleyeceğimi bile öğrendim. Tamam dur hayır. Onu sildiğimde sonunda sana ulaşabilecektim. Ama sadece bana sinirlendin. Sonunda her şeyi yoluna sokmuştum. Ama hiçbir şey anlamadın. Salak gibi beni gördüğünde her şeyi hatırlayacağını umuyordum. Pekala. Silinen anıları tekrar hatırlayabilirim. Tabii eğer kalbimde değillerse. Hala senin sıfırlamana engel olamıyorum. Seni ona yaklaştıran şeyi yapmana engel olamıyorum. Hep daha da uzaklaştın. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Her şeyi sana böyle açıklamak istemezdim. Kendim hatırlamanı istedim ama artık dayanamıyorum. Hiçlik. O anılar benden silinmiş bile olsa kalbimde bir iz bıraktılar ve o iz benim bütün davranışlarımı bu noktaya getiren aşktı. Ama sen ve uzay bağlısınız. Hayır! Bunu kabul etmiyorum. Ben de kabul etmiyorum. Sen benim için harbiden çok değerlisin. Oha hiçlik şaşırdı. Hayır özür dilerim bak o anlar için gerçekten özür dilerim. Beni affedebileceğim mi? Hayır bak. Tamam telafi etmek için uğraşacağım. Güzel bunu yapmak için sonsuz vaktim var. Sadece ikimiziz. Geri dönmek zorundayım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben seninle kalacağım. Ben seni şu an o kadar... Niye bilmiyorum ama gel. Hiçlik sonu. Evet sadece ikimiziz. Çok mutluyum. Bunun için çok bekledim. Biliyorum seni bek... Oğlum bak bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu yapmak istediğim bir şey. Pekala. Ne oldu? Hiçlik ile edebiyen beraberdik. Tıpkı onun dediği gibi. Karanlıkta yalnız başımıza uzayın ışığı olmadan geride bir şey bıraktım sandım. Ama hiçlik ile beraber olmak... Hayır, gerçek uzayımla beraber olmak tek önemli şey buydu. Bak, tırnak içinde yazıyor. Telafi etmem gereken çok şey vardı. Ah, bitti mi? What the fuck? Oha, güzeldi. Güzeldi bu arada. Bir ara ağlayacak gibi oldum. Böyle konuşan falan aptalca bir ağlama geldi. Niye geldi bilmiyorum. Onun dışında çok iyiydi. What? Oynadı. Ben teşekkür ederim. Neyse. Bu tek nefesin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Arada oğlum zar attım ve gelen oyuna bak ya. Ama mesela mekan diye de biri olsa güzel olur. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.